bir darbe de değildi. Bu sadece bir silahlı kalkışmaydı, ayaklanmaydı. Ancak bunun öncesi de var. Zaten 2-3 aylık süreçte Prigojin sık sık yani merkezi yönetimi eleştiriyordu. İşte Savunma Bakanı Sergey Shoigu olsun veya yine Gerasimov olsun, Genelkurmay Başkanı Gerasimov olsun, Kremlin bunları sık sık eleştiriyordu. Bunların doğru yapmadığını, halkı yanlış bilgilendirdiğini, aldattığını sık sık dile getiriyordu. Mesela diyordu ki bir sabah kalkacağız bakacağız Kırım Ukrayna'nın elinde, bunu söylüyordu. Özellikle Bahmut'ta çok sayıda kayıp vardı. Bu kayıpları yakından görüyordu. Bu açıdan sık sık Moskova'yı, Kremlin'i eleştiriyordu. Peki Putin bunu bilmiyor muydu? Putin şöyle bir şey, bu aralar mesela Der Spiegel gazetesi de yazıyor, diyor ki Putin yönetimi diyor aslında bu ayaklanmayı biliyordu, onu söylüyor. Yani şekilde ABD'nin istihbaratı da biliyormuş. Washington Post gazetesi mesela yazıyor. ABD'nin istihbaratına göre yani bu ayaklanma Haziran ayı ortalarında planlanmış. Normalde Washington Post gazetesi böyle bir bilgi geçiyor. Hatta şu da var. Putin mesela o gün, yani ayaklanmanın yaşandığı gün, kendi özel devlet uçağıyla Putin'in Vnukovo Havaalanı'ndan Petersburg'a gittiği de söyleniyor. Böyle bir durum da söz konusu. Bu ayaklanma dediğim gibi sadece Prigojin'in başında olduğu son derece böyle sınırlı bir ayaklanma olmayabilir. Arkasında farklı dinamikler de olabilir. Bunu ben kendi şahsi fikrim olarak söylemiyorum. Bu aynı zamanda Rusya'da birkaç tane analist var, uzman var. Onlar da bunu söylüyorlar. Tahmin olarak tabii söylüyorlar. Mesela arkasında bazı oligarkların olabileceğini söylüyorlar. Putin karşıtı. Putin'in mevcut şu an askeri politikasından, bu savaş politikasından rahatsız olan bazı oligarkların olabileceği söyleniyor. İsim verebiliriz mesela. Bunlardan bir tanesi şu an Mihail Friedman var. Friedman özellikle bu yaptırımlarda çok zarar gördü. Bir de yine Hodorkovski şu an yurt dışında ama ciddi bir lobicilik yapıyor. Hem yurt dışında olsun hem de Rusya içerisinde Putin karşıtı önemli bir karşı propaganda yapıyor. Yine İlya Yashin var. Şu an kendisi cezaevinde, o da bir oligark. Aslında Prigojin'in kendisi de bir oligark. Yani sadece Wagner'in başında basit bir kişi değil. Onun da önemli bir serveti var ve bu savaştan tabii ki beklentileri var. Yani savaş konusunda Ukrayna'nın orada ilerlemesi demek, Prigojin'in de ilerleyen süreçte kendi servetinin de zarar görmesi demektir. Yani bu tür savaşlara bazen sınıfsal zaviyeden bakmak gerekebilir. Marksist zaviyeden bakmak gerekebilir. Biz bu kadar yüzeysel ve sembolik bakamayız. Peki sonraki süreçte ne oldu? Yani Prigojin işte ordusuyla birlikte Rostov'a gitti. Rostov'da çok orayı bir şekilde kendi kontrol altına aldı. Almasının sebebi Rostov, çünkü Wagner'in de kampıydı. Yani orada daha çok mevzilenen bir özel silah şirketiydi. O yüzden çok kolay ilerledi. Ancak burada şöyle bir soru işareti var. Rostov halkı mesela tepki göstermedi. Bu tuhaftı yani. Saatler ilerledikçe Rostov halkının biz Wagner'e veya Prigojin'e herhangi bir şekilde tepki göstermediğini gördük. Bu biraz düşündürücü. Hatta şu anda Rus kamuoyunda tartışılıyor. Çünkü Putin bu savaşta ne yaratmıştı? Patriotizm yaratmıştı. Yani eski Osmanlıca deyimiyle hamiyet yaratmıştı. Bir vatanseverlik. Çünkü ona destek veren çok sayıda dinamik var. Yani sosyalistler, komünistler, milliyetçiler, liberaller her cenahtan destek alarak bu savaşı başlattı. Dolayısıyla Rus halkında öyle bir patriotizm yaratmıştı. Yani deyim yerinde ise putlaşmıştı. Yani huşu içinde, Rus halkının huşu içinde eğildikleri bir puta dönmüştü bu savaşta. Prigojin'in bu hareketi aslında bu putu şu an bir nevi tartışılır hale getirdi. Yani bir ikonoklazm burada yaşanıyor diyebiliriz. Put karşıtlığı, putların o kutsallığına karşıtlık
söz konusu diyebiliriz. Sonraki süreçte tabii ki ne oldu? Prigojin ilerlemeye devam etti. İşte Lipetsk'te, Voronezh'te Moskova'ya doğru yürüyüşünü sürdürdü. Bu arada tabii bazı zararlar verdi Rusya'ya, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne. 2-3 helikopteri mesela düşürdü. İşte 15-20'ye yakın Rus pilotunun öldürüldüğü söyleniyor. Peki bu noktada bizim beklentimiz neydi? Yani biz araştırmacılar veya işte uzmanlar şunu düşündük, hemen o saatlerde çatışmanın olacağını düşündük. Fakat çatışma olmadı. Bu son derece şaşırtıcıydı. Açıkçası ben şahsen şunu beklemiyordum. Yani acemi katırın yükü evin önünde bırakacağını tahmin etmemiştim. Acemi katır izlenimi verdi orada Prigojin. Öyle bir izlenim verdi ve kısa sürede ne oldu? İşte Lukashenko'yla bazı müzakereler yapıldı ve Lukashenko'nun aracılığıyla Prigojin Belarus'a gitti. Bu durum neler yarattı? Bu durum, şu kalkışma Putin'in tabii ki moralini bozdu. Rus halkının da moralini bozdu. Özellikle cephede savaşan askerin moralini daha fazla bozmuştur. Bu tür durumlarda savaşın bu kadar zirve yaptığı yerde merkez çünkü emirler verir, asker yerine getirir. Şimdi eğer merkez hapşırırsa asker zatürre olur. Böyle bir durum olur bu savaşlarda. Prigojin bunu etkiledi. Buradaki döngüyü, korelasyonu etkiledi. Her şeyden öte özellikle oradaki kurumlara olan güveni sarstı. Hangi kurumlar onlar? İşte Rusya Savunma Bakanlığı, bir diğer Genelkurmay Başkanlığı, en ötesinde de Putin. Çünkü orada şu an başında Putin var, başkomutan o. Sonuçta bu iki kurum Putin'den bağımsız karar vermezler. O cephedeki hatalar veya cephede yaşanabilecek herhangi bir eksiklik sadece biz Sergey Shoigu'ya aittir veya Gerasimov'a aittir diyemeyiz. Burada Putin'in de payı var. Mesela Prigojin burada Putin'i de hedef almıştır. Yani bazı, ben bakıyorum, uzmanlar diyorlar ki Putin burada hedefte değil ama bana göre hedefteydi. Kasıtlı olarak ateş ediyordu Prigojin. Yani burada biz ironik olarak söyleyelim. Evet, Putin'i ıskalıyor gibi gözüküyordu ama telmihte bulunuyordu. Yani zımnen orada aslında Putin'i kastediyordu. Güven kaybı yarattı. Halkta şu an artık bu kurumlara, Putin'e ve Genelkurmay Başkanı'na bundan sonraki süreçte savaş açısından söylüyorum, herhangi bir güven, daha doğrusu güven olacak ama sarsıldı. Şimdi güven nasıl bir şeydir? Aynen ruh gibidir. Ruh eğer bedenden ayrılırsa geri gelmez. Bu tür savaşlarda da böyledir. Güven bir kere sarsıldı mı onun onarılması artık pek mümkün değil. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? Wagner üzerinde nasıl bir rejim uygulanacak? Anlaşmanın içerisinde neler var? Anlaşmaya baktığımızda işte Wagner'in güvenlik garantisi verilmiş kendisine. Yani dokunulmayacak. Ve tabii ki Prigojin'le ilgili de bazı soruşturmalar başlatılmıştı. Durduruldu hepsi. Benim bildiğim Putin'de şöyle bir şey var. Hubris sendromu var. Yani aşırı derecede gurur var kendisinde ve karşındaki kişiyi küçümseme var. Bir kişilik bozukluğu olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Putin bu noktadan sonra Prigojin isteklerini yerine getirirse bizim için çok şaşırtıcı olur. Yani neydi onun istekleri? İşte Sergey Shoigu görevden alınsın. Gerasimov görevden alınsın. Putin bunu yapar mı? Benim bildiğim Putin yapmaz. Yaparsa da şaşırtıcı olur diyebilirim. Ukrayna Savaşı'nı bu etkiler. Yani özellikle Ukrayna son aylarda, yani Eylül 2022'den bu yanadır ki Ukrayna artık o sahada ileri bir taarruz halinde. Yani sürekli Rus ordusunu geri iten bir konumda. Ve çok sayıda da silah sevkiyatı oldu. Önemli tanklar gitti. Yani Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun, işte Leopard'lar, Challenger'lar, Abrams'lar gibi tanklar gitti. Bunun dışında Patriot'lar gönderildi. Hava savunma sistemi oluşturuldu. İşte yine Almanya Irish T diye bir hava savunma sistemi gönderdi. Yani ileri seviye, ileri teknoloji silahlar şu an Ukrayna'nın elinde. Eskisine göre Rusya Ukrayna'da çok güçlü değil. Yani hava sahası, yani son dönemlerde havadan saldırılar yapıyordu. İşte Kinjal'larla, İskender'lerle. Fakat artık bundan sonra onlar da çok caydırıcı olmayacak. Çünkü hava sistemi, savunma sistemi Ukrayna'nın eskisine oranla daha güçlü. Onu söyleyeyim. Bu son olay tabii ki Ukrayna'ya biraz daha moral verdi. Zaten son günlerde hem Donetsk'te hem de Lugansk'ta
önemli çatışmalar oluyor. Ben ilerleyen süreçte, ilerleyen aylarda Rusya'nın o sahada çok zorlanacağını düşünüyorum. Nasıl ki Herson bırakıldıysa Donetsk ve Lugansk gibi kentleri de bırakmak zorunda kalacak ama çok ağır kayıplar verecek, çok ciddi asker kaybı olabilir. Dolayısıyla burada cephe gerisinde Rusya'nın kurumları arasında, halkla kurumlar arasındaki bağı daha da çatlatabilir. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki o ikinci Nikolay sendromunu Putin bir kez daha yaşayabilir. Çünkü o savaşta da benzer bir süreç yaşanmıştı. Savaşa ciddi bir moral üstünlükle başlanmıştı. Fakat savaşın sonucunda biliyorsunuz devrim oldu ve ikinci Nikolay oradaki tahtı yıkıldı. Ve Ukrayna'da da ben böyle bir şey bekliyorum. Normalde Ukrayna'nın pek Kırım hedefi yoktu. Fakat ben son günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına bakıyorum. İşte Alexey Reznikov bir açıklama yapmıştı 3-4 gün önce. Hedefimiz kesinlikle Kırım derdi. Hatta doğum günümü bile orada kutlayacağını söyledi bir yıl sonra. Yani bu kadar bir süre de veriyor bir yıl içerisinde. Bir yıl içerisinde Kırım'a kadar giderler mi bilinmez ama ilerleyecekler. Kırım'a kadar giderlerse de ne olur? Rusya tarafı taktik nükleer silahlara da başvurabilir. Yani savaş daha da derinleşip dünyayı farklı kamplara ayırabilir. Öyle bir hassasiyeti var. Ukrayna Savaşı tabii eğer derinleşirse, bahsettiğimiz bu süreç işlerse, yani Donetsk'te, Lugansk'ta Rusya'nın oradaki otoritesi sarsılırsa, olası bir durumda Karadeniz'de Kırım kaybedilirse iki şekilde etkiler. Birincisi taktik nükleer silah kullanılırsa bu zamanda bir nükleer savaşa döner. Zaten nükleer savaşta biliyorsunuz artık dünya farklı bir kaosa doğru sürüklenir. Farklı bir keşmekeş yaşanır. Bunun Orta Doğu'ya yansıması, yani nükleer savaş çıkmazsa nasıl olur? Yani Rusya bütün bu toprak kayıplarını kabul edip de bir barış anlaşması imzalarsa Ukrayna'yla, tabii ki Rusya Orta Doğu'da bence daha da zayıflar. Yani Putin, çünkü oradaki toprak kayıplarından sonra Putin iktidarı da zayıflayacaktır. Artık şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Putin ne kadar zayıflarsa özellikle Rojava bölgesi biraz da nefes alır gibi duruyor. Çünkü şu anki resmi devlet politikası artık Putin oradaki özel bölgeyi yasa dışı bir yönetim birimi olarak görüyor ve kesinlikle Şam yönetimi ile Şam yönetiminin patronajı altına girmesini istiyor. Yani o ulus devletin içerisinde eritilmesini, absorbe olmasını istiyor o özerk yönetimin. Çünkü her defasında şunu söylüyor, yani özerk yönetim ABD'nin güdümündedir, Batı'nın güdümündedir, onlara hizmet ediyor. Bu suçlamada bulunuyor ancak oradaki özerk yönetim zaten tekrar tekrar bunu beyan etmişti. Ne söylemişti? Yani biz bütün güçlerle masaya oturmaya hazırız demişti. Diyaloğa, barışa, müzakereye hazırız demişti. Hatta özerk yönetimin her zaman kendine ait bir geleceğe dair projesi de var. Yani Suriye'nin selameti için ne diyordu? Biz yeni bir anayasa yapalım, daha çoğulcu bir anayasa yapalım, demokratik bir anayasa olsun, işte eşit yurttaşlık olsun, tefriki ve zayıf, yani orada bir self-determinasyon olsun diyor özerk yönetim. Aslında Rusya bütün bu kavramlara çok uzak biri değil. Çünkü Rusya'da da federatif bir sistem var, çok sayıda özerk cumhuriyeti var, özerk bölge var. Putin bunu bilmiyor değil. Yani normalde Suriye'de de bu yönetim biçiminin, yönetim bu idare tarzının uygulanması mümkündür. Ama ne yapıyor? İşte ABD'ye karşı bir egemenlik savaşı verdiği için Rojava'yı da şu an ABD'nin safında görüyor ve bu açıdan da sık sık oradaki hava saldırılarında Türkiye'yi kullanıyor. Erdoğan yönetimini adeta bir üzengi ağası gibi kullanıyor. Bunu söyleyebiliriz Putin yönetimi. Çünkü sık sık oradaki saldırıların önünü açıyor. Hava sahası normalde orada Rusya'nın elinde. Fakat hava sahasını sık sık açıyor ve bu saldırılarda Erdoğan yönetimini kullanıyor. Amaç burada artık Rojava yönetimini zorlamak, caydırmak, Şam yönetimiyle görüşmeye zorlamak. Zaten Rojava yönetimi biz Şam yönetimiyle, Şam hükümetiyle görüşmeyiz de demiyor. Ama Moskova'nın hayalindeki yönetim modeli Rojava'nın hayalindeki yönetim modeliyle aynı değil. Putin orada tamamen bir ulus devlet istiyor. Kesinlikle statü olmasın diyor. Kürtler herhangi bir statüye sahip olmasın diyor. Tabii ki Rojava'da sadece Kürtler de yok. Süryaniler var, Araplar var. Hepsi artık orada kantonal bir sistem inşa etmişlerdir. Ve bu sistemin de o bölgeye barış getireceğini söylüyorlar.
Ve bu açıdan da tüm taraflarla görüşmeye her zaman hazır olduklarını dile getiriyorlar. Evet, şimdi şöyle, bu neye yol açar? Özellikle biz Rusya-Türkiye ilişkilerine de biraz bakabiliriz. Şimdi Rusya'nın tabii Türkiye'de çok yatırımları var. Türk Akımı projesi olsun ve Akkuyu nükleer enerji projesi olsun. Bunlar çok dev projeler. Ciddi beklentileri var bu projelerden. Önümüzdeki süreçte orada bir artı değer sağlayacak. Rant politikası da var zaten. Türk Akımı projesi üzerinden ne yapacak? Hem Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Sırbistan'a, Avusturya'ya gaz ulaştıracak ve bunun üzerinden zaten şu an halihazırda bu proje yürüyor. Bir de Akkuyu nükleer enerji santrali var. O da zaten 2028'de sanırım tam kapasiteye kavuşacak. Dolayısıyla buradan Rusya'ya çok ciddi bir para akışı olacak, gelir elde edecek. Bu açıdan Rusya'nın ve Putin'in bu tür kalkışmalarda maruz kaldığı bütün o gerginlik veya işte sinir bozukluğu, bütün yaşamış olduğu o dissonans ne yapacaktır? Türkiye'yi de etkileyecektir. Türkiye'ye olan ilişkilerini de etkileyecektir. Mesela en son kalkışma esnasında şunu söyleyeyim. Aynı gün Putin'in yanı başında onu destekleyen tırnak içerisinde müzahirlerinden biri Vladimir Potanin isimli bir oligark tabii iddia ediyor. Uçağıyla mesela Türkiye'ye gelmiş. Önemli. Daha öncesinden yine bir şey söylemişti. Mobilizasyon yani seferberlik kararı verildiğinde Sergey Shoigu'nun oğlu Daniil Shevunov yine Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye'yi bir sığınak olarak da görüyorlar, bir ilticagah olarak görüyorlar bu tür ortamlarda, kargaşa ortamında. Yani Türkiye Rusya için her zaman şu an Rusya'ya nefes aldıran bir penceredir. Bu açılar önemli. Putin'in orada yaşayacağı en küçük bir iktidar zayıflığı Erdoğan'ı da etkiliyor. Zaten o kalkışma günü eğer siz de hatırlarsanız ne yaptı? Putin'i aradı, dedi ki desteğim seninle, gerekeni yapabiliriz dedi. Bu artık şunu gösteriyor, bir otokrasi kulübü var ve birbirlerine tamamen bağlılar, domino taşı gibi. Olası bir kalkışmada, olası bir direnişte ne olacaktır? Bu kulüp dağılabilir. Her zaman bu kulübü orada güçlü tutmaya çalışıyorlar. Çünkü aynı süreç daha öncesinden Kazakistan'da da olmuştu. Nursultan Nazarbayev'e karşı. Bu tür durumlarda yine söylüyorum, hepsinin refleksleri bellidir. O otokratik bütünlüğü korumaya çalışıyorlar. Kendi gelecekleri için.